Büyük Kimyanın temelleri dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz pirimidin metabolizması. E, pirimidin metabolizmasına başlamadan önce halkayı oluşturan, pirimidin halkasını oluşturan e, karbon ve azot kaynağını kaynaklarını söylemek istiyorum. Burada aspartat önemli role sahip. E, birinci azot, e, dördüncü karbon, beşinci karbon ve altıncı karbonu verir. E, glutamin ikinci, e, karbondioksit e, ikinci karbonu, a, glutamin ise üçüncü azotu verecektir. E, şekilde gördüğü gibi aspartat e, üç tane karbon bir azot, glutamin bir azot ve karbondioksit e, bir karbon verir. Folik asit daha sonra reaksiyona e, ilave olacaktır. Birinci aksiyon karbondioksit ve glutaminin birleşmesi ve ATP'nin kullanılmasıyla karbon fosfatın oluşturulmasıdır. Enzim karbon fosfat sentetazdır. Anahtar enzimdir. İkinci enzim aspartat transkarbamoilaz, Aspartatı yapıya ilave eder. O da anahtar enzimdir. Birinci enzim gibi ve bu basamaktan sonra primidin biyosentezi için gerekli olan karbon ve azotlar sağlanmış olur. Dihidroratas halkanın kapanmasını sağlayacaktır dehidrojenaz ise orotik asitin oluşmasını sağlar. E, dehidrojenaz, e, dehidrojenaz, mitokondriyal bir enzim. Mitokondrin dış membranında lokalize olduğu için pirimidin biyosentezi sitodol ve mitokondride oluşacaktır. Pürün, pürünlerden farklı olarak pürünler tamamen sitodolde sentezlenecektir. Sonraki reaksiyonda PRPP şekilde gördüğünüz gibi orotat fosforobazil transferaz enzimi sayesinde halka sistemine e, riboz ve fosfatı ilave edecektir. E, PRPP, pürünlerden hatırlayacağınız üzere riboz ve 5 riboz 5 fosfatın aktif formudur. OMP ilk e, pirimidinik nükleotidir fakat fizyolojik şartlarda kullanılamaz. Yapıda bulunan karbon e, dioksitin uzaklaştırılmasıyla altın e, burada şekilde görüldüğü gibi UMP oluşur. UMP'den UDP, UDP'den UTP oluşur. Reaksiyon için ATP'nin fosfat gruplarına ihtiyaç bulunmaktadır. UTP'den CTP'nin oluşması için ne glutamine ihtiyaç duyulmaktadır. ATP gerektiren bir reaksiyon. Glutamin azot grubunun sağlayıcısıdır. Şekilde görüldüğü üzere. Diğer taraftan UDP'den deoksi UDP'nin oluşması için ribonükleotit redüktaz enzimine ihtiyaç vardır. Ribonükleotit reduktaz organizmadaki en önemli enzimlerden bir tanesidir. Kimyasal reaksiyon mekanizması oldukça karışıktır. Burada özet olarak NADPH'in kullandığını göstermekte. Sonuçta deoksi UDP'yi sentezletir. Deoksi UDP yani deoksi UMP ve deoksi e, daha sonra e, şekilde e, görüldüğü üzere timidilat sentetazı tarafından deoksi UMP'ye e, M5, N10, M10, m ile M10, 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 ee, bu önemli bir e, kimyasal reaksiyon. Ee, dioksi e, esasında e, bu dioksi UMP üzerinden e, yürüyen reaksiyon e, DNA metabolizması için anahtar role sahip bir e, reaksiyondur. E, şekilde e, görüleceği üzere e, karbonfosat karbon fosfat esentetaz enzimi mitokondride de bir başka formu bulunur. mitokondrial formu bir karbonat NH4 ve 2 ATP kullanılan karbon fosfat sentezletir. mitokondrial mitokondride oluşan e, karbon fosfat üzerinden üre, üre, e, üre sentezine katılacaktır. E, dolayısıyla enzim üre sentezinin önemli bir bileşendir. Fakat mitokondrial hasar oluşursa karbon fosfat e, geçerse orotik e, asit olarak e, karbon fosfat e, yapıya asit burada çevrilebilir. Ayrıca karbonil fosfatın e, e, bu şekilde dışarı sızması topolazmaya pirimidin biyosentezinde e, girmesine yol açabilir. Dolayısıyla mitokondrial membran hasarını göstermesi açısından önemlidir. Daha önce söylediğim gibi eee dihidro e, orotat dehidrojenaz enzimi mitokondrial e, enzim olarak kabul ediliyor. Dış membranda bulunduğu için deoksi UMP'nin deoksi TMP'ye çevrilmesi e, şekilde görüldü deletim dasentataz e, tarafından N5, N10 metlen tetrahidrofolat e, sayesinde olacaktır. E, burada folik asit anahtar role sahip e, karbon grubun 5. Beş, pozisyona transfer eden e, tetrahidrofolat, dihidrofolata döner. Dihidrofolatın tekrar tetrahidrofolata çevrilmesi lazım bu reaksiyonun yürümesi açısından diğer ana enzim hidrofolat reductazdır. NADPH kullanılır. Tetrahidrofolat oluşu senin reaksiyona girmesiyle tekrar N5 enon metil tetrahidrofolat sentezlenecektir. 5-florourasil yine bir flurourasil analogudur. 5'te flor var. Bu enzimin hücre içinde 5-flor dioksime peşilmesiyle timtan inhibisyonuna yol açan nosuvisit inhibisyon diyor. Metotraksat ise dihidrofolat reduktazın kompetitif e, inhibitörüdür. Her iki molekül 5 ve ve anti antimetabolit teori açısından e, ve antimetabolit kanser tedavisinde antimetabolit tedavi açısından önem taşımaktadır. Folik asit e, pirimidin metabolizması ve pirin açısından önemli. Özellikle pirimidin metabolizması açısından şekilde gördüğümüz dioksit TMP'nin oluşmasında anahtar role sahip diğer tarafta metiyon metabolizmasına ilave olduğu için metilasyon reaksiyonlar açısından da önemli. Folik asit yetmezliği karşında megaloblastik anemi ve nöral tüp defekti olarak çıkabilir. Eksikliğinde dışarıdan folik asit desteği gerekebilir. Primidinlerin regülasyonuna baktığımızda UTP birinci basamağı birinci basamak karbonifosfat sentetazı bloke edecektir ise ikinci basamak olan aspartat eee transkarbamoylazı inhibe edecektir. Bu gal düzenlemedir. PRPP birinci basamağa ATP ikinci basamağa aktive eder. Purin nükleotidin ATP pirimidin nükleotit e, pirimidinlerin sentezini pozitif e, yönde düzenleyecektir. Pirimidin nükleotların yıkımına baktığımızda primlerden farklı olarak halka e, sisteminin karbon ve azotlarına parçalandığını görüyoruz. pirimidin e, nükleotitlerin fosfat grubunun ve ribozun uzaklaştırılması bas formuna çevrilecek sitozin, urasil ve timin olacaktır. Sitozin deaminasyon reaksiyonları sonucunda urasile, urasil de yıkım yolunda karbon ve azota parçalanır. E, timin ise aynı e, yıkım yolunda e, yine karbon ve azotlarına parçalanabilir. Ara ürün e, urasil için beta üroide propiyonat, e, timniçe e, için beta-olio Her ikisi söylediğim gibi karbon ve azota parçalandığı için karşımıza klinik olarak yıkım yolunu ilgilendiren e, ciddi tablo çıkmayacaktır. Burada e, gördüğümüz en önemli e, klinik patoloji orotik, orotik asit üredir. Orotik asit üreği insanda 5 e, üstü monofosal sentaz adını verdiğimiz önemli bir enzim, bir fonksiyonel enzimdir. Bunun defektiyle ile ilişkili olabilir. Enzim orotat fosforoz transferaz orot orot e, dekarboksilaz. Burada gördüğümüz gibi transferaz ve dekarboksilaz fonksiyonuna sahiptir. Otozomal resesif e, geçiş gösterir. Hastada orotik astürü e, görülecektir. Hastalık güçsüzlük, şiddet, anemi, büyüme geriliği görülebilir. Nadir görülen hastalıklar grubu içerisindedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.